Vajinal doğum her zaman tercihimiz. Çünkü sezaryen bir batın ameliyatıdır, bir karın ameliyatıdır. Çünkü kadının karın boşluğuna giriyorsunuz ve bir ameliyat yapıyorsunuz. Vajinal doğumda öncelikle doğumdan sonraki süreç anne adayı için çok daha konforlu. Eğer güzel, sağlıklı bir vajinal doğum gerçekleştirdiyse hemen normal hayatına dönebiliyor. Hemen kalkıyor, yürüyor, bebeğiyle ilgilenebiliyor. Ağrısı olmuyor ya da çok daha az oluyor. Oysa sezaryen bir ameliyat olduğu için sonrasındaki süreç ağrı, işte doğrulamama, bebeğiyle ilgilenme süresi biraz daha uzamakta ya da biraz daha ağrılı olmakta ve bu nedenle de zorlukla karşılaşabilmekte. Yine vajinal doğumda bebek kendisi annenin vajinal kanalından geçtiği için ilk olarak annenin mikroplarıyla tanışıyor. Yani anneye ait mikroplarla tanıştığı için de bu mikropların bebeğin geleceği için önemli olduğu düşünülmekte. Oysa sezaryen yaptığımızda karşılaştığı ilk mikroplar aslında hastane mikropları oluyor en başından itibaren. Ama bununla ilgili de biz bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte anneyi sezaryen yaptıysak eğer, bebeği annenin göğsüne koyarak annenin mikroplarıyla tanışmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında tabii bebek vajinal kanaldan geçerken akciğerleri kadının pelvik kemikleri tarafından bir şekilde sıkılarak çıkıyor ve akciğerlerindeki sıvının tamamını kolaylıkla boşaltabiliyor. Oysa sezaryende tabii böyle bir sıkma işlemi olmadığı için bebeklerin bir kısmında akciğerlerinde sıvı kalabiliyor. TTN diyoruz biz buna. Yani birkaç gün yoğun bakımda bile kalması gerekebilir bazı bebeklerin. Yani bebek açısından da düşündüğümüzde koşullar uygunsa tabii ki vajinal doğum çok daha sağlıklı olmakta. Tabii anne ile bebeğin ilk teması vajinal doğumda çok daha keyifli. Bir de kadında bu başarmışlık hissi kadını çok daha mutlu ediyor. Bütün mutluluk hormonlarının hepsini üretiyor. Bebeğiyle daha hızlı bir teması olduğu için de anne-bebek ilişkisinin de çok daha sıkı olduğu söylenmekte. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğimizde hiçbir yöntem diğerine %100 üstün diyemeyiz. Çünkü koşullar neyi gerektiriyorsa onu yapmak gerekiyor. Sezaryen doğumda da bebeğe ait ya da anneye ait bir faktör varsa o zaman o doğum sezaryenle gerçekleşmesi gerekiyorsa onun için en doğrusudur demekteyiz.